Şimdi bir hasta geldi ve bu kadar üst üste gelen hastalardan sonra sizinle bunu mutlaka paylaşmak istedim. Yani akıntıların hepsinin kansere dönme ihtimali o kadar çok endişelendiriyor ki sizi. Yoksa ben kanser miyim diye gelen birçok hastam var. Şimdi akıntının birçok sebebi var. Tabii en büyük olasılık enfeksiyon. Bunu yapanlar daha çok gördüğümüz mantarlar. Mantar bir kere bağışıklık sisteminin çok düşük olmasına bağlı olabilecek. Aslında önlenebilir şeylerden bir tanesi. O yüzden de önlenmesi amacıyla size şunları hep söylüyorum, daha da söyleyeceğim. Bir, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız lazım. Yüksek tutmanız lazım. Mesela sık antibiyotik kullanması, şeker hastalığının olup olmaması, çok uzun süreli uykusuzluk çekilmesi, iştah problemleri, çok pimpirikli olmak, çok mükemmelliyetçi olmak, çok böyle sonuca odaklı, çok çok temizlik bağımlısı olmak. Bunların hepsi açıkçası mantara ya da bağışıklık sistemini düşürerek mantara sebep olabilecek olan şeyler. Şimdi bir çok hijyen de ve çok pimpiriklenmek de ya da çok temizlik tutkunluğu da aslında mantarı tetikler. İlişki sonrasında vajinayı yıkamak, vajinal duş yapmak, o da yetmezmiş gibi sabunlarla, deodorantlarla, parmağı eline sokarak, yani her şekilde vajinanın su dışında herhangi bir şeyle teması bir kere bu enfeksiyonlara sebebiyet verebilir. İkincisi, evet temizlik temiz olsun, temiz koksun olsun istiyorsunuz, farkındayım bunu. Onun için de mesela günlük pet kullanıyorsunuz her gün. Günlük pet özellikle sentetikler vücudunuzla temas ettiği vakit ve ıslak kaldığı vakit mantara zemin hazırlar. Açıkçası bu da mantarı tetikleyen şeylerden. İşte uyku düzensizliği, bağışıklık sisteminizi düşürerek. Şimdi karbonhidrat çok seven kadınlarda bu şeker, hamur işi, pilav, makarna gibi gibi çok sevenlerde mantar şekeri çok sever, karbonhidratı çok sever. Ve nerede şeker orada mantar olabilir. O yüzden de bunu da azaltmanız lazım. Mesela bunun için bol protein, kemik suları hep söylüyorum ya size. Kelle paçalar, işkembeler yiyin. Gece yatarken mutlaka bir iki kaşık yoğurdunuz, kendi yaptığınız yoğurdunuz olsun yiyin. Ve haftanın 2 günü mesela sirkeli suda nasıl bir leğen ve ılık bir su koyun. İçine bir kapak organik elma sirkesi koyun ve 15 dakikalık orada bu oturma banyosu yapın. Bu sizi açıkçası rahatlatacaktır. Bunları kullanın. Karbonhidrattan tamamen uzak durmak ve proteini çekmeyi amaçlayın. Ve yine söylüyorum, çok da pirpiriklenmeyin bu konuda. Mantar oldunuz diyelim, tedavi oldunuz, sonra tekrar oldu, tekrar oldunuz. Bir yerde bir sıkıntı vardır. Bu hekiminizin, doktorunuzun yaptığı ya da yapamadığı bir tedavi değil. Birazcık kendinize bir çekidüzen verin bakalım. Acaba ya benimle alakalı bir şey mi? Ya da benim yaşayış tarzımla alakalı bir şey mi? Şöyle bir önce bir bakın, ondan sonra bunları düzeltin, benim söylediklerimi yapın. Hala oluyorsa o zaman mantarla ala, o zaman kanser miyim diye koşa koşa gelin bana. Rahminizin ağzına bakalım, orada yara var mı onlara bakalım, başka mikroplar, kültürlerde üreyen mikroplar var mı ona bakalım, simir sonuçları nasıl onlara bakalım, ondan sonra değerlendirelim. Evet, bazen rahim ağzı kanserlerinde ya da hani ciddi önemli durumlarda böyle akıntılar olabiliyor. Ama bu akıntıların şekilleri de değişir. Şimdi peynir kırıntısı, süt kesiği şeklindeki mantarın %99 kandida ya da başka bir tür, yani sık görülen bir mantar olduğunu düşünüyoruz. Ama bu sarı, böyle köpüklü, yeşil, pis kokulu, çürümüş balık gibi, hani bunlar olduğu vakit mutlaka değerlendirilmesi gereken, dediğim gibi tedavi uygulanması gereken mantar türleri ya da akıntılar. Şeffaf, sümüksü, kokusuz, böyle yumurta kıvamındaki akıntılar sizi çok rahatsız etmesin. Bazı kadınlarda akıntı yoğundur. Sekresyon dediğimiz şey bu. Ha, mantar değildir ama çamaşırınız sürekli ıslak olabilir. Bu da tetikler mantarı. Onun için sık sık çamaşır değiştirmek, beyaz
penye çamaşır giymek, A kısmını ütülemek ve belki yıkarken de böyle bir iki damla çamaşır suyuyla yıkayıp sonra ütüleyip giymek, günlük pet, sentetik petler kullanmamak, orayı ıslak tutmamak, aslında kafayı rahat tutmak en önemli şey.